1955 yılında Sultan Abdülmecit tarafından biricik annesi adına Ermeni bir mimar olan Kabaret Balyan ve ailesine yaptırılmıştır. Bezmi alemin anlamı dünya meclisi demektir. Bu camimizi diğer camilerden ayıran özelliği ise minarelerin ince olmasıdır. Hemen sol tarafımızda iki minareli tek kubbeli Dolmabahçe Camii'ni yani Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni görebilirsiniz. Yanınıza baktığınız zaman bir saray göreceksiniz. Burası Dolmabahçe Sarayı'dır. 1843 ila 1856 yılları arasında Sultan Abdülmecit tarafından gene Ermeni mimar Kabaret Balyan ve ailesine yaptırılmıştır. İçerisinde 281 oda 46 salon bulunmaktadır. Yapımında ise tam tamına 30 ton Osmanlı altını harcanmıştır. Hemen sol tarafımızda 30 ton Osmanlı altınına mal olan Dolmabahçe Sarayı'nı görebilirsiniz. Sarayının yanından Şehzadeler Sarayı'nı görebilirsiniz. Yine sol tarafımızda tek minareli, tek kubbeli bir cami göreceksiniz. Burası denizlerin kaptanı deryası, Barbaros Hayrettin Paşa'mızın türbesi, Kaptan Sinan Paşa'nın camisidir. Hemen sol tarafımızda tek minareli, tek kubbeli Kaptan Sinan Paşa camisi ve Barbaros... Birazdan sol tarafımızda beyaz bir saray daha göreceksiniz. Burası Osmanlı döneminde dış işlerle alakalı misafirlerimizin ağırlandığı bir saraydı. Cumhuriyet döneminde ise Four Seasons oteller zincirine devredilmiş bulunmaktadır. Hemen sol tarafımızda Four Seasons otelini görebilirsiniz. Birazdan sol tarafımızda beyaz bir yapı göreceksiniz. Burası Osmanlı döneminde Çırağan Sarayı'nın selamlık bölümünü oluşturmaktaydı. Şu anda ise Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne devredilmiş bulunmaktadır. Birazdan sol tarafımızda bir saray daha göreceksiniz. Burası meşhur Çırağan Sarayı'dır. 1863 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yapımına başlanılmış. 1867'de Sultan Abdülaziz tarafından bitirilmiştir. Osmanlı'nın ilk kağıtları bastırdığı yıllarda yaptırılmıştır ve Osmanlı'nın ikinci sarayıdır. Mimarı ise gene Ermeni mimar Kabaret Balyan ve ailesidir. 1910 yılında çok büyük bir yangın geçirip 1989 yılına kadar harabe kalmıştır. 1989 yılında Alman şirketler grubu Kempinski otellerine devredilmiştir. İçerisinde bir adet kraliyet dairesi bulunmaktadır ve geceli konaklama fiyatı ise 40 bin eurodur. Çırağan Farsça bir kelimedir, anlamı ise ışıktır. Hemen sol tarafımızda Çırağan Sarayı'nı yani Işık Sarayı'nı görebilirsiniz. Birazdan sol tarafımızda Feriye Sarayları'ndan ikincisi olan Galatasaray Üniversitesi'ni görebilirsiniz. Bildiğiniz üzere çok büyük bir yangın geçirip harap olmuştu. Şu anda ise restore aşamasındadır.
Hemen sol tarafımızda Galatasaray Üniversitesi'ni görebilirsiniz. Galatasaray Üniversitesi'nin hem lise yatılı bir lisedir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk liselerinden bir tanesidir. 1915 Çanakkale Savaşı'na sol sınıf öğrencilerinin hepsi gönderilmiş, maalesef hiçbiri mezun olamadan şehit düşmüştür. Hemen sol tarafımızda Kabataş Erkek Lisesi'ni görebilirsiniz değerli misafirlerimiz. Ortaköy semtine doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Birazdan sol tarafımızda Ortaköy semtinin sembolü olan Ortaköy Camii'ni görebilirsiniz. Bu camimizin bir diğer ismi Büyük Mecidiye Camii'dir. 1853 ile 1854 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafından gene Ermeni mimar Kabaret Balyan ve ailesine yaptırılmıştır. Hemen yanında çatısı ve cam mekanları olmayan bir yalı göreceksiniz. Burası Esma Sultan Yalısı'dır. 1. Abdülhamit'in kızı adına 1778 ila 1848 yılları arasında yaptırmış olduğu bir yalıdır. Osmanlı döneminde çok büyük bir yangın geçirip uzun yıllar depo olarak kullanılmıştır. Bir zamanlar Kanal D'deki Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda programı Esma Sultan Yalısı'nda çevrilmekteydi. Hemen sol tarafımızda çatısı ve cam mekanları olmayan Esma Sultan Yalısı'nı görebilirsiniz değerli misafirlerimiz. Geçeceğiz. Bu köprü 1971 yılında döneminin başbakanı Demirel tarafından yapımına başlanılmış. 1973 yılında döneminin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit tarafından bitirilmiş ve açılmış bir köprüdür. Karadan karaya uzaklığı 3 kilometredir. Denizden yüksekliği ise 63 metredir. Şu anda altından geçmekte bulunduğumuz Boğaziçi Köprüsü'nün değerli misafirlerimiz. ولا بيا ولا عليا يا جماعة Geçeceğim, bırakacağım. Dur bir tane, saçımı açayım bari.
bilirsiniz. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu Mihrimah Sultanlar Camii'dir. Bu camimizin aynısından bir tane de Edirne Kapı'da bulunmaktadır. Ve Mihrimah Sultanlar Camii'nin şöyle de güzel bir hikayesi vardır. 21 Mart gecesi Üsküdar'daki, yani sol tarafımızdaki caminin arkasından Faide'ye doğru yükselirken, aynı zamanda Edirne Kapı'daki caminin arkasından güneş batmaktadır. Mihrimah'ın anlamı ise güneş ve aydır değerli misafirlerimiz. Hemen sol tarafımızda iki minareli tek kubbeli gövdesi kare Mihrimah Sultanlar Camii'ni görebilirsiniz. Birazdan sol tarafımızda tek minareli tek kubbeli denizi 01 cami göreceksiniz. Burası Kuş Konmaz Camii'dir. Buraya kuş konmaz denmesindeki sebep, üzerine hiç kuş konmaması da nedeni ise şudur. Karadeniz'den gelen Poyraz rüzgarlarıyla Marmara'dan gelen Lolos rüzgarlarının tam kesiştiği yer olarak Mimar Sinan tarafından ustaca hesaplanmış ve yaptırılmıştır. Bu rüzgarların çıkarttığı ses dalgaları bu camimizin üzerine kuş konmasını engellemektedir. Camimizin hemen yanında bir yapı göreceksiniz. Burası tekerlemelere konu olan Şemsi Paşa Pasajı'dır. Osmanlı döneminde Mimar Sinan'a yaptırılmış denize sıfır ilk pasajlarımızdan bir tanesidir. Gidiş önümüze doğru baktığımız zaman tam karşımızda Osmanlı'nın 500 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüğü Topkapı Sarayı'nı görebilirsiniz. Hemen arkasında 4 minareli tek kubbeli Ayasofya Camii'ni, Ayasofya Camii'nin de arkasında Sultanahmet Camii'ni görebilirsiniz. Son olarak Kız Kulesi'nin etrafında döndükten sonra iskelemizi yanıtacağız.